Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 11 Ağustos Pazar. Her pazar olduğu gibi sizlerle tekrar birlikteyiz. Geçtiğimiz haftanın önemli konu başlıklarını, önemli olaylarını, takip ettiğimiz olayları ya da takipçisi olduğumuz olayları size anlatmaya devam ediyoruz biliyorsunuz. Bugün biraz geciktik. Niye geciktik? Annem Muğla'dan ziyarete gelmiş. Anneler önemli. Tabii annemin gelmesi dolayısıyla onunla konuşmak, onunla bir araya gelmek daha önemliydi. Onun için 1-2 saat gibi gecikmemiz oldu. Ondan dolayı sizlerden özür diliyorum. Bu yoğun sıcakta biraz klimayı çalıştırdım ama tabii sesi şey yapmaması için tekrar klimayı kapattım. Onun için oldukça sıcak bir ortamda aslında yayını yapıyorum. Geçtiğimiz haftanın bence en önemli olayı sevgili Mehmet Kök'ün vefatıydı. Mehmet Kaya'nın kayınpederi. Yani şehit polisimiz, Dalaman'daki tek şehit polisimizin kayınpederi. Aynı zamanda Doğru Yol Partisi ile siyaset içerisinde bulunmuş. Gökler Bobinaj ile Bobinaj sektöründe, elektrik sektöründe çok önemli ve değerli hizmetleri bulunmuş. Bizim de çok şahsi anılarımızın bulunduğu Mehmet abinin ölümüydü. Bir vefatıydı. Biliyorsunuz bir trafik kazası geçirdi. O trafik kazasından sonra rahatsızlandı. İşte kaburga kırıkları falan filan derken. Zaten 1943 doğumluydu. Yaş olarak da bayağı yaşlıydı. Tabii onunla çok büyük anılarımız var. Çok geçmişten gelen anılarımız var. Özellikle 1990'lı yılların başında Doğru Yol Partisi seçimi sırasında şu anki Yapı Kredi'nin olduğu yerde eskiden böyle iki tane ağaç vardı, karşılıklı ağaç. Seçim yasakları biter bitmez oraya ilk partinin amblemini, partinin bayraklarını dikmek çok önemliydi. O zaman Doğru Yol Partisi'yle biz Mehmet abi yardımcı oluyoruz tabii. Bayrakları dikeceğiz. Dedim ki Mehmet abi bize dedim bir tane merdiven lazım dedim. Buraya yukarı çıkmamışsın dedim. Neyse sağ olsun uzun bir kamyonetin üzerinde uzun bir merdiven getirdi. Merdiven çıkıyoruz işte aşağıdan o ayağından tuttu. Ben yukarı doğru çıkıyorum. Kafamızdan aşağı böyle kozalaklar, çam kozalakları düşüyordu. Ondan sonra bir gün o günlüklük mevkisindeki Fethiye Karayolu'na çıkan bölgede bir tane cami var biliyorsunuz. Oraya cami minaresi yok caminin. Bir tane zengin birisi yoldan geçerken demiş şu camide bir namaz kılayım demiş. Gelmiş bakmış caminin minaresi yok. Demiş ki ya bu minareyi yaptırın parasını ben öderim demiş. Zengin işte Marmaris'te oteli olan bir beyefendi, yaşlı bir beyefendi kızıyla beraber gelmiş. Namazını kılmış. Şimdi tabii cemaat şaşırmış yani. Şimdi biz bu camiyi yaptırırız ama yani ya bu adam bunu ödemezse falan diye işte. O zamanın parası 17 milyon, 17 bin lira falan tutuyormuş. Ben bunu o zamanki gazetede haber yapmıştım. Mehmet abi dedi ki ya bu adam gelse de gelmese de gerekse ben öderim parayı dedi. Yani vatandaşı ön ayak oldu. Bugün o camiye baktığımız zaman, o caminin minaresini gördüğümüz zaman Mehmet abi buradan anmadan geçemiyorum. Dediğim gibi siyasi kimliği de vardı. İşçinin işçisiydi. Oğullarının vefatı dolayısıyla oldukça acılı ve sıkıntılı günler geçirdi ama yüzünden hiçbir zaman gülücüğü, insanlara selamı sabah hiç eksik etmedi. Çok değerli bir insandı. Benim için, bizim için, bizim ailemiz için de çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Efendim hafta içi biliyorsunuz Türkiye'deki 3 numaralık plaka Dalaman'a geldi. Yani 3 numara. Yani Cumhurbaşkanı'ndan sonra ikincisi Meclis Başkanı, üçüncüsü Meclis Başkan Vekili Sayın Avukat Gülizar Biçer. Cumhuriyet Halk Parti Milletvekili aynı zamanda. Aynı zamanda da Meclis Başkan Vekili. Bu ziyarete geldi. Tabi beraberinde Muğla Milletvekili Cumhur Uzun da geldi. Ondan sonra orada belediyenin girişinde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama için tabi 10-15 dakika bekledik böyle yazdı yazdı. Biz de bir şey herhalde uzun bir şey anlatacak. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Ondan sonra protokole aykırı bir biçimde de Cumhur Uzun konuştu arkasından. Aslında en son Gülizar Hanım'ın konuşması gerekiyordu. Sayın Başkan da bir konuşma yapmadı, bir reverans yapmadı. Bu kadar hazırlığa rağmen çok kısa bir konuşma yapıldı. Aslında bu tür toplantılarda, bu tür ziyaretlerde, ziyaretin sonrasında açıklama yapılması lazım. Orada küçük çapta bir protokol arızası oldu. Yani siz ne konuştunuz, Dalaman için yani neler konuştunuz, neler yaptınız konusunda aslında olay bittikten sonra bir açıklama yapılması lazımdı. Dün akşam ben dalamantv.com'da bir haber paylaştım. Dalaman 16. Jet Ana Üst Komutanlığı oldu. Artık Jet Ana Üst Komutanlığı oldu. Ege ve Akdeniz'in hava gücünün ve savunma gücünün artırılması anlamında yapıldı. Yaklaşık 500 personelin gelmesi bekleniyor. Bu da tabii hem ev fiyatlarını hem kira fiyatlarını da etkileyecek bir gelişme. Yani 500 tane subay askerin gelmesi.
Biliyorsunuz Hava Kuvvetleri askeri aslında çok daha eğitimli. Daha kreatif bir kitle. Bunun başına bir tuğgeneral atandı. Muğla'da bu sanırım ikinci tuğgeneral, yani paşalık seviyesinde ikinci general Yusuf Karuk atandı. Ben daha önceki yayınlarımda da söylemiştim ama biliyorsunuz ya, Dalaman Havalimanı'nın yapılması aslında Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs'a doğru uçak kaldırmada çektiği sıkıntı, güneyde bir havalimanı olmamasının sıkıntısıdır. Yani aslında Dalaman Havalimanı mevcudiyetini biraz da Kıbrıs Barış Harekatı'na borçlu da diyebiliriz. Onunla bağlantısı var diyebiliriz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii Dalaman için bu önemli bir gelişme. Dalaman'da özellikle son günlerde sosyal medya gruplarında çok ciddi eleştiriler var. Özellikle Dalaman'da yemek sektörüyle alakalı çok ciddi eleştirilere ben rastlıyorum. Yani sosyal medyayı izlediğim zaman. Yani Dalaman'da doğru düz yemek yiyecek, sıcak yemek yiyecek ya da pide yiyecek ya da ne biçim döner yiyecek bir yer yok gibi çok eleştiriler var. Bunlar eleştiriler aldı başını gidiyor. Hani bunu konuya değinmeden edemedim. İşte döneri sosla karıştırma, araya patates sıkıştırma, ondan sonra porsiyonların küçülmesi. Tabii buna bağlı olarak tabii ki mevcut kiraların çok yüksek olması dolayısıyla bir savunma yapılması, yani işletmeciler tarafından. Ürünlerde standartın olmaması, yani öğlen yediğiniz yemekle 3-4 saat sonra yediğiniz yemek arasında fark olması gibi eleştiriler var. Bir de yani biliyorsunuz bu özellikle kuryeler vasıtasıyla da üstüne bir de nakliye bindiği zaman yemek ücretleri oldukça fazla oluyor. Yani klasik anlamda ev hanımlarının yaptığı böyle ev yemekleri, sulu ev yemekleri konusunda sağlıklı ve uygun fiyatlı yemek konusunda Dalaman'da bir önemli bir sıkıntı var. Bu sıkıntı biraz da tabii özellikle Daç'ta, mesela Daç'ta gerçi fiyatlar da arttırıldı ama Daç konusunda da Daç'ı savunanların ya da orasını methedenleri de haklı çıkarıyor. Yani insanlar hiçbir şey yapamazsa oraya gidiyorlar. O da ayrı bir konu. Yani yeri iyi olanlar, ana cadde üzerinde işte ya da güzel böyle mağaza dükkanları olan insanlar dışarıdan gelen geçen insanlara biraz hani böyle ördek gözüyle de bakıyor. Yani minibüs şoförle ördek bir tabiri vardı. Yani bir sefer gelecek, bir daha da gelmeyecek. Yani fiyat miyat önemli değil. Hani salla gitsin gibisinden denilebiliyor. Aynı zamanda pastanelerdeki ürünler de çok pahalı. Bakıyorsunuz yani şu kadar ufacık bir böyle doğum günü pastası 400-500 lira. Tabii bu arkadaşlar artan maliyetler, un fiyatları, işçilik maliyetleri, kira maliyetleri konusunda da yani haklı gerekçeler olabilir. Ama yani hiç olmazsa insanlar diyor ki, yani ben mesela diyor kıymalı bir poğaça istediğim zaman içinden soğan çıkmasın diyor yani. Hani fiyatı da önemli değil ama yani ben yani eşimin işi dolayısıyla 35 yıldır ana caddedeyim, Atatürk Caddesi'ndeyim. Ben özellikle gıda sektörüne, yemek sektörüne bu kadar eleştirilen arttığı bir döneme rastlamadım. Yani bir olur iki olur. Şimdi çorba bile 150 TL olmuş. Pidelere bakıyorsunuz çoğu firmanın, yani tabii bu işi düzgün yapanları ben ayrı tutuyorum ama yani işte pidenin içinde kıyma yok. Kıymalı pide diyorsun, içinde kıyma yok. Artık bulgur mu koymuşlar, ne koymuşlarsa. Ya bunlarla ilgili çok eleştiriler var. Derhal önlem alınmalı. Gıda sektöründe çalışan insanların fiyat performans ve kalite ve standart konusunda biraz çalışma yapmaları gerekiyor. Bu benim şahsi olarak rastladığım şeyden ziyade aslında toplumun gerek dillendirdiği, gerekse sosyal medyada anlattığı konulardan birisi. Buna değinmeden geçemedim. Tabii işini düzgün yapan, ondan sonra yıllardır oluşmuş, birinci, ikinci nesil oluşmuş gıda sektörüyle alakalı lokantaları, restoranları, pidecileri, dönercileri falan, bunun dışında bırakıyorum ben. Ama dediğim gibi çok ciddi bir sıkıntı var Dalaman'da. Bu konuda bir şeyler yapılması lazım. Efendim, bisiklet yoluyla ilgili ben çok biliyorsunuz haber yaptım. Geçen gene orada bisiklet yolunda bir kaza oldu. Bisiklet yolunun vahşice kullanımı devam ediyor. Ve bu konuda hiçbir önlem alınmıyor. Bakıyorsunuz ertesi gün bir iki polis geliyor gidiyor falan filan ama yani kalıcı ve kat'i bir çözüm yok maalesef. Bisiklet yolunu bisikletler en az kullananlar bisikletçiler. Yani bisiklet yolunu en az bisikletçiler kullanıyorlar. Yani çocukların işte özellikle motosikletlerin ön tarafını kaldırma, bisikletin ön tarafını kaldırma. Orada kazıklar var, Allah etmesin bir şey olabilir. Hani hatta bazen işaretlemeler düzgün yapılmadığı için ters yönden o yola girenleri mi ararsınız? Genelde yabancı plakalar falan böyle. Ama bisiklet yolunun hakikaten vahşice kullanım devam ediyor. Bu konuda da maalesef hiçbir şey yapılmıyor. Yani o zaman yani kardeşim kaldırın bisiklet kolunu ya. Bisiklet yolunu kaldırın yani. Orada boş yere kalabalık etmesin. Yer işgal etmesin. Hiç olmazsa ikili park yapanlar rahat etsin.
Maalesef bu konuda hiçbir çalışma yapılmıyor. Dediğim gibi biz bunları söyledikten sonra bir iki gün böyle bir alevlenme oluyor, bir şey oluyor. Ondan sonra tekrar olay rutine dönüyor. Gene böyle 600 cc'ye varan motorların böyle ters yönden, hatta bazen önünde kaldırarak sürmeleri devam ediyor. Bu arada normal yollardaki işte önü kesilmiş işte araçların, ondan sonra yüksek sesli gece saat 2'de 3'te sokak aralarında gezen yüksek sesli araçlar falan, onlara söylemeye gerek yok. Artık onları söylemek, yani rutinleşti bunlar. Artık bu konuda hiçbir şey de yapılamıyor maalesef. Artık bunda vatandaştan destek alacaksınız. Kimden destek alacaksınız bilmiyorum yani. Efendim 50 bin nüfusu geçince biz, 50 bin nüfusu geçince biliyorsunuz 49.044'de TÜİK bizi böyle sıkıştırdı. 50 bin nüfusu geçince tabii polis sayısı da artacak. Emniyet mensubu sayısı da artacak. Birçok kamu kurumlarında sayı artacak. Müdür yardımcısı, şube müdürler falan artacak. Belki yani uzun vadede işte emniyet görevlisinin trafik personeli artması buna bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Instagram biliyorsunuz 8 gün süreyle kapatıldı. Dün akşam açıldı. Demokratik ülkelerde bu olmaz. Ama Instagram'ın kapatılmasını destekleyenlerle kapatılmasını kızanlar aşağı yukarı bir karpuzun ortasından yarıldığı gibi ortadan biz gene ikiye yarıldık. Yani herkes kendi tarafına çıkıyor. Bazıları niye kapandı diye eleştirse bile, inanmasa bile bunu eleştirmek durumunda kalıyor. Kendini bir aidiyet kültürüyle hissediyor. Yani partisel bir partizan bağlantılar da var. Ama baktığınız zaman yani Kuzey Kore, Bangladeş statüsüne düştük. Bir 8 günlüğüne oralarda gezdik. Yaklaşık 20 milyar dolar da bir ticaret hacminde bir daralma oldu tabii Instagram'la beraber. Şimdi bu ahlakı bozuyormuş da efendim şöyleymişti. Ya bu ahlaktan bahsedenlerin de yani ülkeyi ahlaki açıdan ne hale getirdiğini görüyorsunuz. Bu arada tabii Instagram'ın kısıtlanmasıyla yani erişim engeliyle birlikte vatandaş gazeteciliği de bitiyor. Yani sokaktan, yöneticilerin sokaktan haberi olmuyor. Vatandaş gazeteciliği de çok önemli. Herkesin elinde telefon var. Artık bundan sonra konuşurken dikkat etmek lazım. Anlattığımız, hele bizim gibi böyle gazeteciler, yorum yapan insanların, açık kaynaklarda yorum yapan insanların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Ülke bu haldeyken tabii bakıyorsunuz Özgür Özel Paris'e gitmiş. Bayağı kadın milli takımımızın işte Filenin Sultanları'nın maçını izliyor. Yani ülke bu haldeyken, asgari ücret bu haldeyken, Instagram yokken Büyükşehir Belediye Başkanları'yla beraber voleybol maçı seyrediyor. Yani erken seçim yani olsa da olur, olmasa da olur. Yani bu, tabii ana muhalefette ilginç bir durumda. Aslında ana muhalefet değil, şu anda baktığınız zaman son yerel seçimle birlikte en yüksek oyu alan parti. Türkiye'nin birinci partisi ama birisinin gidip de Özgür Özel'e uyarması lazım. Kardeşim sen bak birinci partinin genel başkanısın demesi lazım. Ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan her seferinde olduğu gibi tebrik etmek lazım. Muhalefeti istediği gibi dizayn ediyor ve gündemi o belirliyor. Hala o belirliyor. Şimdi bizim biliyorsunuz limonla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani 0 liradan 70 liraya çıkan bir limondan bahsettik. 1 liradan işte 80 kuruştan. Şu anda marketlerde 69-70 bandında geziyor limonun kilosu. Şimdi havalar çok sıcak. Bu havalar biraz serinlemeye başladığında biz bir de domates faciasıyla karşılaşacağız. Domates üreticilerinden çok büyük yakınmalar gelecek. Hani bununla ilgili önlem alınmalı. Ben şimdi buradan şimdiden söylüyorum. Bakın limonda yaşadığımız faciayı şeyde de yaşayacağız. Domatesli de yaşayacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bir açıklama yapmış. Demiş ki Ağustos meclis toplantısında, Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında demiş ki efendim Hollanda kişi başı 32 euro konaklama ücreti alıyor. Bizim gibi insanların çok geldiği işte trafik, plaj, çöp, suyu, ondan sonra kanalizasyon, kent hasarı oluşturulan illerde, yani bizim gibi turistik illerde de böyle bir uygulama yapılması lazım demiş. Zaten bazı alışveriş merkezleri büyük şirketlerinde merkezi Ankara, İstanbul olduğu için bizim bir gelirimiz de olmuyor demiş. Yani benim her zaman söylediğim işte 170 bin nüfusu olan Bodrum'a 2 milyon kişiyi misafir etmek. Yani resmi olarak 49 bin dedikleri aslında normalde 60, 67, 68 bin nüfusa sahip olan ve misafirlerle beraber şu anda 100 bin civarında gezen Dalaman'a 49 bin kişi için para gelip de 100 bin kişinin çöpünü toplamak, yaptıkları hasarı gidermek, ondan sonra trafikle yarattıkları sıkışıklığı gidermek için hakikaten bu bölgelere bir şey verilmesi gerekiyor. İltimas tanınması gerekiyor. Ahmet Aras bunu demiş. Tabii az sonra da anlatacağım gibi Muski'den de yani acayip su fiyatlarından dolayı da yani bu, yerel halktan mı çıkıyor? Bunun acısını vatandaştan mı çıkarıyorsun diye de Sayın Ahmet Aras'ı sormak lazım. Çevre ve Maliye Bakanlığı'na, Çevre Şehircilik ve Maliye Bakanlığı'na iki ayrı bakanlığa birden bu konuda bir sunum yapacakmış. Bundan hiçbir şey çıkmaz, arkası da gelmez.
Ama değindiği konularda haklılık payı var. Hakeza mesela Muski'nin su fiyatlarıyla ilgili artık vatandaşta dayanılamaz eleştiriler ortaya çıkmaya başladı. Fahiş olmaya başladı yani su fiyatları. Çok yoğun eleştiriler var. Bu konuda orta vadede bir indirim yapılması lazım. Ondan sonra indirim sağlanmalı, yatırım yapılmalı. Zaten yatırım zaten yok da hani yeni yatırım yok. Tamamen pansuman tedbirler, ufak tefek tedbirler. Bakıyorsunuz bir yere bir kanalizasyon suyla ilgili bir sorun ortaya çıkmış. Oraya iki tane işçi gidiyor. Onun üstünde bir tane amir, onun üstünde şef, onun üstünde former, onun üstünde müdür, onun üstünde bilmem ne derken. Ya işi yapan iki kişi aslında beş kişi, altı kişi olayın başında. Orada bir personel abartısı da var. Yani personel özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin işe alınması konusunda bir partizanlık, bir nepotizm maalesef Büyükşehir Belediyesi'nde de ciddi oranda yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Bunun da önlenmesi lazım. Tamam elektriğe zam yapıldı ama yani elektrik tek başına mazeret olmamalı. Personel abartısında son verilmeli. Dolar bazında bile yüksek yani sudaki fiyat artışı. Hakikaten fahiş. Onun için düşük ücretli tonaj kısmının yani ilk işte efendim şu tona kadar şu kadar sudur mudur falan alınır işte 10 tona kadar şöyledir. 10 tondan sonra şu şekilde. Yani bu şekilde bir düzenleme yapılması lazım. Bu konuda indirimden ziyade bu oranların ve katmanların yeniden düzenlenmesi lazım. Yani çok az kullanan suyu çok az kullanan insanlar bile fahiş bedeller ödüyorlar. Bunun önlenmesi lazım. Buna da sosyal medyada çok fazla rastladım. O yüzden bundan bahsetmeden edemedim. Efendim bu sıcakta klimayı da kapattık. Klimayı kapatınca bir terletti tabii. 11 Ağustos Pazar gününden söz verdiğimiz saatte olmadı biraz mazeretimiz var ama söz verdiğimiz gün size hitap etmek imkanı oldu. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu arada tabii bahsetmemi istediğiniz konular konusunda da desteklerinizi bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.